trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılarından Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun'un başından geçen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir Yudum Hikaye başlıyor. Hadiseyi rahmetli Dursun şöyle anlatıyor. Aslında emekli olup köşeme çekildikten sonra yazmayı düşünüyordum. Çünkü biliyordum ki ben yine çenemi, kalemimi tutamayarak Zülfiyar'a dokunacağım. Ama o dönemde yaşananları anlattığım bir dostum bu konuyu başkalarıyla da paylaşmam için, öğrenmeleri için çok ısrar etti. Bunu mutlaka yazman gerekir dedi. Ben de hikayenin içinde hem bürokratik bir zihniyet hem de gerçek bir aşk hikayesi bulunduğu için saray tarihine bir kayıt düşürmeye karar verdim. Olaylar Topkapı Sarayı'nda geçiyor. Kimse ısrar etmesin, isim vermeyeceğim diyor. Topkapı Sarayı'nda müdürlük yaptığım dönemde makam odamda otururken bir kumrunun açık pencereden girerek avizenin etrafında uçtuğunu gördüm. Hiç kımıldamadan oturduğum yerden kumruyu seyretmeye başladım. Kumru sanki tavaf eder gibi odanın her tarafında dolaştı dolaştı, avizenin üzerine kondu, bir süre oturdu, sonra geldiği gibi uçtu gitti. Biraz sonra yanında başka bir kumruyla yeniden geldi. Bu sefer sanki bir ev sahibi edasıyla gezdirdi yanındaki kumruya. Yeni geleni elinden, kanadından tutar gibi aldı, avizenin üstüne oturttu. Bir süre koklaştılar, sonra uçtular gittiler beraber. Ertesi gün ikisi birlikte ağızlarında dal parçacıklarıyla geri geldiler ve avizenin içine bir yuva kurmaya başladılar. Yuva birkaç gün içinde kurulmuştu. Ben olup biteni hiç ses çıkarmadan izliyordum. Dişi kuş yumurtlama hazırlığı yapıyordu. Galiba onlar da beni izliyordu ki hiç tedirgin olmuş gibi görünmüyorlardı. Buna karşılık dışarıdan odaya başka biri girince hemen ürküyor ve pencereden kaçıp gidiyorlardı. Baktım olmayacak, makam odamı onlara bırakıp hemen karşıda bulunan başka küçük bir odaya geçtim. Neyse bir gün televizyon çekimi için Topkapı Sarayı'na gelen gazeteci dostum rahmetli Savaşay, "Hocam niye bu küçücük odada oturuyorsun?" diye sorunca bana, ben halden anlarım, bir kumru arkadaşım sevgilisine "Ben seni saraylarda yaşatacağım" diye söz vermiş, "İnsan yuva kurana yardımcı olmaz mı?" dedim. "Hocam," dedi Savaşay, "hocam ne olur göster şu yuvayı bana da." deyince ben de kapıdan odadaki yuvayı gösterdim ve o da kapıdan yuvanın fotoğrafını çekti. Ertesi gün beni Ankara'dan arayana, "Derhal makam odası açılsın, kumruların yuvası dağıtılsın, saray bakımsızlıktan perişan olmuş görüntüsü sakın ama sakın verilmesin" diyorlar. Meğer rahmetli Savaşay haber yapmış bizim kumruların hikayesine. Neyse, hemen aradım. "Üstad," dedim, "sen ne yaptın öyle?" "Hocam," dedi, "hocam bu kadar güzel bir malzeme bulmuşum, bir haber bulmuşum. Yazmaz mıyım Allah aşkına?" dedi. "Bu yazılmaz mı?" Gazetede sabah toplantısında anlattım ben arkadaşlara bu hadiseyi. Herkes ayağa kalktı ve seni alkışladı haber toplantısında, "hocam," dedi. "Sadece gazete değil," dedim. "Sadece gazete değil, Ankara'da ayağa kalktı sayende." Evet, Savaşay'a böyle demiştim. Şimdi ne yapacaktım acaba? Çifte kumrulara kol kanat gerip onların saadetlerini korumayı mı çalışacaktım, yoksa odayı kullanıma açarak bir yuvanın dağıtılmasına mı neden olacaktım? Bir şekilde ya ben makamı ya da o kumrular makam odamdaki yuvalarını kaybedeceklerdi. Akşama kadar bakanlıktan beni aramayan kimse kalmamıştı. "En azından yumurtadan yavru kuşlar çıksın, uçup gidene kadar bekleyelim," diye düşündüm, bunu dillendirecek oldum. "Ama ben yuvayı almam, siz beni görevden alın isterseniz," karşılığını verdim arayanlara. Ertesi gün yuvaya bakmaya gittim ki ne göreyim, yuva yerinde duruyor ama kumrular orada değil. Yuva yerinde durmasa birisi kuşları ürküttü, kovaladı diyeceğim. Halbuki yuva yerli yerinde duruyor. Kumrular sanki durumu hissetmişler ve sessizce çıkıp gitmişlerdi.
Bir daha da hiç ama hiç gelmediler. Ben daha sonra Topkapı Sarayı'ndan müsteşar ve bakan yardımcısı olarak Ankara'ya gittim. Kuşların yuvası dağıtılsın, makama sahip çıkılsın diyenlerinse hiçbiri o bakanlıkta makamlarında kalamamıştı. Muhakkak ki biz de bir gün bu makamlardan uçup gideceğiz. Kuşlarsa hep sevmeye, uçmaya ve yuva kurmaya devam edecekler. Haluk Dursun Bey'in mekanı cennet olsun diyoruz. Hoşça kalın efendim.